Evet, değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim, biliyorsunuz bacayla, sobayla alakalı 2-3 tane video çektik. Bu sonuncusu olacak diye düşünüyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi kum mucidin bacası, yani borusu var daha doğrusu. Biz bunu aldık. Hem bunun denemesini yapacağız hem de size detaylı bir şekilde göstereceğiz. Göstermekten de şeref duyuyorum çünkü bu bir yerli malı. Bu yüzden detaylı bir şekilde göstereceğim. Çiftçi kardeşlerimiz, abilerimiz bize uyarıda bulundular. Onları dikkate alarak size detaylı bir şekilde anlatacağım sakıncalarını. Şimdi arkadaşlar, biz bu bacayı uzattık. Tabii ne kadar baca uzarsa o kadar da tehlike arz ediyor. Tabii yanı sıra da sıcaklık veriyor. Tehlikesinin olmasının sebebi, bacamız eğer dar ise, yani çap olarak dar ise, sık sık temizlemiyorsak tehlike arz eder. Ama ben bunu zaten sık sık temizleyeceğim. Ben daha önce de bu taraftaydı. Döndürmüştüm, şu şekilde bağlamıştım. Bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim bacam geniş. Çıkalım size bacayı gösterelim. Evet değerli arkadaşlar, bacayı görüyorsunuz. 6 metre uzunluğunda. Burası tek katlı bir müstakil. 6 metre uzunluğunda. Burayı da ben ördüm zaten. Üstüne de fıçıdan yaptım bacayı arkadaşlar. Üstündeki metal yeri. Bu kadarlık bir bacayı ne kadar dediler? 350 TL istediler. Bende de bir fıçı vardı. Onunla da birçok deneme yapmıştım. Onları da izleyebilirsiniz. Bu bacayı da videosuna attım nasıl yapılır diye. Onu da izleyebilirsiniz. Burası 6 metre. Arkadaşlar, çapı da 30 santim genişliğinde. Yukarısı da bacanın içi de. Yani benim bacam hem uzun hem geniş. Tıkanma olasılığı yok. Zaten ben kontrolünü yapıyorum. Ve aşağıyı da zaten sık sık temizliyoruz. Temizlediğimiz için bu şekilde zaten hiç tütme mütme kesinlikle olmadı. Daha önce de böyle bir şey yaşamadık. Daha önceki denemelerimde de hiçbir tütme olmadı arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Tabii ki boru uzarsa hani su akıtma falan diyorlar. O da bazı nedenlerden dolayı oluyormuş. Bir abimiz yorumda yazmış işte yanarken olmaz diye. Tabii onun detaylarını bilmiyorum ama internetten borunun nasıl takılacağını, ne kadar takılacağını internetten araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben baktım. Siz de bakın lütfen. Evet, şimdi gidelim kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu açıp size tanıtacağım. Fiyatı 390 TL, kargo dahil, PTT kargoyla geliyor. 430 TL ben ödedim. Şimdi bir açalım hemen. Evet, geliyor. Geldi arkadaşlar. Şöyle test olmasın bir saniye. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Kum mucit. Helal olsun. Şimdi şöyle gösterelim. Burada bir aç kapat mekanizma var. Şurada herhalde. Burada kendi patentli ürünleri var. Kullanım kılavuzu. Evet, kullanım kılavuzu burada. Bunları size anlatacağım zaten yerine koyduğumda. Evet arkadaşlar, bunu üstten çektiğinizde çıkıyormuş. Şunu olay bu. Gördüğünüz parça arkadaşlar. Tabi bunu ben de yaparım. Bu kadar para vermem demeyin. Bu bir icat. O kadar emekli yapılmış. Süsünü emaye yaptıramazsınız. Onu da söyleyelim. Bu şekilde gidiyor. Bu üstünün kapağı. Değerli arkadaşlar, şimdi nasıl kullanacağını söyleyeyim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, açık şekilde sobamızı yakıyoruz. Bir saat sonra, neden bir saat sonra? Hem bacamız hem borularımız ısındıktan sonra ve kömürümüz yanmış olacak zaten bu sayede. Ondan sonra bu şekilde açık tutuyoruz. Pardon, kapalı hale getiriyoruz. Yani bir saat böyle açık kaldıktan sonra kapak buradan direkt çekiyor. Bacanın görüyorsunuz içinden direkt gidiyor. Bacamız, borularımız ısınıyor. Kömürümüz yanmış oluyor. Ondan sonra kapatıyoruz. Tasarrufa geçiyor arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Alttan bura kapar olduğu için helezon içerisinden dolanıyor. Dolandığında da biliyorsunuz sıcak hava diyor ki, Muncu Tazan Kum'u dinlerseniz zaten o kendisi anlatıyor. Sıcak hava diyor ki ben düz çıkarım, dolanamam diyor. Bu yüzden zaten aşırı sıcaklık oluyor. Tabi bu şu şekilde de sol tarafa kolu getiriyoruz.
Bu şekilde de bunu sağlayabiliyoruz. Hem terlenmesini de önlemiş oluyoruz. Yani kullanım kılavuzunda yazıyor. Yani hem terlemeyi önlüyor, akmayı, boruda akmayı, su akıyor ya. Hem onu önlemiş oluyoruz. Hem de zehirlenmekten kurtuluyoruz arkadaşlar. Yani olay bu. Dediğim gibi bu şekilde yakıyoruz. Bir saat sonra kapatıyoruz. Tasarrufa geçiyor arkadaşlar. Ya da bu şekilde de yapıp bir saat sonra kapatabiliyoruz. Terleme olmasın diye. Bacamız, borularımız ısındıktan sonra terleme olmuyor biliyorsunuz. Bunu da aydınlatmış olduk. Evet, şimdi borumuzu takmaya geçelim. Baba bir şey soracağım. Sor babacığım. Şuradan duman geçiyor mu? Buradan duman da sıcaklık da dolanıyor ama duman daha hızlı dolanıyor. Sıcaklık dolanamadığı için burada yoğunlaşıyor ve sobada kalıyor. Hem burada hem de sobada sıcaklık, yani içeriye veriyor sıcaklığı. Anladın değil mi babacığım? Aha. Şunları da arkadaşlar borularımızın arasına koyacağız. Borularımızın arasını açmak için değil, borularımızı sabitlemek için yapacağız bunu. Sağlam olsun diye. Evet, şimdi borumuzu takalım. Bunları da sabitleyelim. Ondan sonra tekrar bir görelim. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurulumumuzu yaptık. Şu parçalarımızı attık, telden sıkıştırdık. Mailimizde iki tarafta da mailimiz var. Buradan giderken mail, oradan geri giderken tersine mail. Şimdi sobamızı ya Allah diyelim, tutuşturalım. Nerede bu? Tutuşturduk. Testimiz. Bir saat sonra arkadaşlar aynı şekilde kömürümüzü koyduk. Saate bak kızım. Saat arkadaşlar 6'ya 5 var. 7'ye 5 kala ısı testimizi yapacağız. Evet değerli arkadaşlar, bir saat zamanımız doldu. Şimdi testimize başlayacağız. Şimdi bu şekilde açık kalıyordu. Bir saat bu şekilde kaldıktan sonra burayı kapatıyorduk. Tasarruflu moda geçiyordu arkadaşlar. Kapalı şu an. Evet, şu an kapalı. Tasarruflu moda geçti. Gel canım, yaklaş. Yaklaş. Göster şurayı. Şu an 205. Şurayı ölçelim. Tabi bura şu an tasarruflu moda geçti. Bundan sonra buranın daha ısısı çoğalacak. Tekrar basayım. 148. 143. Aslında bizi ilgilendiren yer burası. Gel canım. Tabi biz tasarruflu moda yeni geçtik. Yeni geçtiğimiz için bir yarım saat sonra tekrar burayı ölçeceğim. Ama şimdi burayı ölçmek istiyorum. Kaç? 79. Evet. 79-80. Yani şu tasarruflu moda geçmeden hali bile ne kadar fark ediyor? 80, 28 derece daha aşağı düşürdü. Şimdi tasarruflu modda bir yarım saat bu şekilde dursun. Tekrar ölçelim. Buradaki ısılarımızı tekrar ölçelim. İçerinin ısısına bakalım. Bir içerinin ısısına bakalım. Gel canım. Yani şu an kaçta? 31 derecede arkadaşlar. Yani 30,5-31'e yakın. Şurada. Tasarruflu modda bir bakalım. Gel sobanın üstüne de bir bakalım. ...392... Değiştirim yerlerini. Yani 398-400 derece diyelim. Daha önce daha sıcaktı. Acaba bunun etkisi mi var? Yani daha sıcak olması gerekiyordu. Şimdi tasarruflu modda bir yarım saat sonra bir deneyelim, bakalım ne olacak. Evet değerli arkadaşlar, şimdi yukarı ölçmüştük. 79-80 dereceydi. Bir öncekinde de 108 dereceydi. Yani bir aşağı yukarı 30 derecelik dediğimiz gibi bir ısı farkı vardı. O da tasarruflu modda olmadığı halde. Şu an tasarruflu modda. Yani üstünde yarım saat geçti çünkü ateşin feri de azaldığı için bunu saymıyoruz. Çünkü bir saat bizi ilgilendiriyor. Buradan bakıyorum. Şu an 72 derece burası arkadaşlar. Şurayı tekrar size göstereyim. Isı düştüğü için burası 208'di sanırım. Şu an 172, 171. Şurası 161. Burası 148'di herhalde. Burası 144. Gördüğünüz gibi ısı bu şekilde. Sobanın üstü 400 dereceye yakındı. Şu an 309, pardon, 330, 340 derece.
Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Bizi ilgilendiren sobayı yaktıktan bir saat sonraki bölüm ilgilendiriyor. Gerçekten işe yarıyor. Keşke yarım saat sonra tasarruflu modu alsaydım da o şekilde deneseydim diye düşünmedim değil. Ama bunu deneyeceğim. Başka bir videomda şey yaparım, açıklamasını yaparım ya da yarın denerim bunu. Siz yorumlarda cevap verebilirim yorumlarda size. Bunu deneyeceğim yani. Bu gerçekten yarım saat sonra tasarruflu modda ne hale gelecek? Ya da şu şekilde hani yarı açık şekilde nasıl olacak? Bu şekilde yakarım belki. Bu şekilde de ölçebilirim. Burayı da ısısını ölçerim. Yarım saat sonra tamamen kapatırım. Bu şekilde denerim. Bunu da yorumlarda size cevap olarak verebilirim soran arkadaşlara. Efendim videomuz burada bitti. Deneyimiz bitti. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Efendim lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü bu bize gelir olarak dönecek. Nasıl gelir olarak dönecek? Beğenip yorum attığınız için YouTube öneriler atacak. Daha fazla izleneceğiz. Daha çok aboneye sahip olacağız. Bu da demektir ki daha çok reklam görüldüğü için bize gelir olarak geri dönecek. Ve biz de sizlere bir şeyler yapmaya çalışacağız efendim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.